Evet, panik atak nedir? Panik atak rahatsızlığı nedir diyelim. Çünkü bu panik atak şöyle de düşünürsek soru şekli olarak kendini gösterir mi yoksa gizliden gizliye yıllarca bunu bilmeden de yaşayan insanlar var mıdır? Panik atak olduğunu sadece heyecanlandığı ya da üzüldüğü zaman belirtileri nelerdir yani bunların? Tabii ki şöyle. Bünyenin hormon dengeleri bozuluyor. Genellikle bağırsaktan gelen toksik maddeleri karaciğer aratamazsa, karaciğer yorulur, yağlanırsa bağırsaktan niye toksik madde gelir? Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa bu da neden? İşte yoğurt yemeyin diyor vatandaş. Yoğurt yemezse ne olur? Yoğurt faydalı bakterileri artırır. Kimyasal ilaçlar zararlı bakterileri artırır. Mantarları artırır. Zararlı bakteri ve mantarın üretmiş olduğu toksik madde emilerek karaciğere gelir. Karaciğer aratmaya çalışır. Karaciğer aratamazsa kanda dolaşan toksik madde zamanla beyindeki birçok hormonu negatif etkiler. Hormonlardaki dengesizlik, yetersizlik kişiyi ölüm korkusu sarar. Bazısı yatağa yatamaz, böyle ölecekmiş gibi bir panik başlar. Uyuyamaz. Bazıları asansöre girdiği zaman sosyal fobi denen, asansörde kalacakmış, asansör düşecekmiş, asansörde ölecekmiş gibi panik olur. Bazı insanlar mesela kedi veya köpek gördüğü zaman onu geçmişinde kötü bir şey yaşamıştır, panik olur. Bazı insanlar denize giremez, panik olur. Bir olay yaşamıştır. Bu tür sosyal, yani panik atan yanında sosyal fobi de var. Bazıları yılandan korkar, bazıları efendim örümcekten korkar. Evet. Fakat panik atan sebebi bağırsaklardır. Diğerleri kişinin yaşamış olduğu kötü olaylar, anılar. Beyinde böyle o resim kalır şak diye. Mesela diyelim ki kişi annesinin, babasının, abisinin herhangi bir yakınıyla kötü bir olay yaşadı. Dayak yedi, herhangi bir olay oldu veya kötü davrandı. Anne veya baba çocukları arasında birini kayırdı, diğerine biraz kötü davrandıysa o kafada, beyinde kalır o resim. Şak orada kaldı. O oradan gitmez. Kötü anlarında, üzüldüğü, sıkıldığı zaman o resim önüne gelir. Yani o şahısta karşı empati duyamaz. Yani kötü düşünceler kalır. Ha, günümüzde yeni bir teknolojiler var. Beyinde böyle kalan resmi silmek mümkündür artık. Amerika'da yeni bir alet geliştirilmiştir. Bununla çok kısa sürede, bir iki seansta beyindeki bu negatif düşünceleri, fikirleri silmek mümkün. Sadece o anlık mı yoksa geçmişe dayalı olan kötü yaşanmışlıklar da? Doğduğunuz günden bugüne kadar kafadaki her türlü yaşadığı kişi mesela bir olay yaşamıştır. Çok kötü bir olay, mesela taciz olay yaşamıştır. Veyahut da bir intihar eden bir şahsı, bir çocuk görmüştür. O kafada kalmıştır. Onunla ilgili yani çeşit çeşit kötü olaylar. Bu kafada kalır, not, yani resim kalır. O resmi beyinden silmek mümkündür. Silindiği zaman kişi normal hayata döner. Problemleri aşar. Herhangi bir risk, tehlikesi yok yani genel anlamda, hani her şeyi, hafızayı tamamen silme gibi bir durumu yok diyorsunuz yani. Hayır, hayır. Sadece belli bir kısmı. Sadece o resim siliniyor. Sadece o resim. Yani şimdi mesela kötü bir anınız oldu geçmişte, o sizi rahatsız ediyorsa, bu yeni bir teknoloji, çok kolay silinebilir. Fakat panik ataksa bu farklı. Panik atağı tetikleyen ölüm korkusu, iç huzursuzluk, uyuyamama, uykuya dalamama, uyuduğu zaman ölecekmiş korkusu, bağırsaktaki mantarı yok edildiğinde hallolur. Şimdi beni bir hanımefendi aradı, dedi ki, annem yataktan bile çıkamıyor dedi. Annesi 43 yaşında kadıncağız, yataktan çıkamıyor. Niye çıkamıyor dedim. Panik atak, korkuyor. Her şeyden korkuyor. Evin içinde bile dolaşamıyor. Sokağa çıkamıyor. Ne olacak onun hali? Dedim ki bağırsaklarında şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi bağırsak rahatsızlığı var mı? Var. Nereden bildiniz? Bağırsaktan geliyor çünkü. Her türlü hastalığı besleyen bağırsaktakinin böyle toksik maddedir. Tamam dedim. Biz ona iksir, aloe vera jel, enginar forte, kortisep forte gönderdik. Sarı kantaron forte. Kullan. 6 hafta sonra o genç bayanın annesi Hatice Hanım aradı. Allah sizden razı olsun. Artık sokağa çıkabiliyorum, alışverişe gidebiliyorum.
Hayatıma renk geldi, düzen geldi. Attı, üzerimdeki sıkıntımı attım dedi. Çok çok memnunum. Dua etti bize.